Öncelikle şunu ifade edeyim, yani, çok müthiş bir tahminde bulunmadım. Ön <laughs> Öngörülebilir bir şey yani diyordunuz. Sadece yani. 20 yıllık Türkiye Cumhuriyeti Hı. vatandaşı zaman. Evet. olarak AK Parti ile ilgili tecrübelerimiz var. Seçime yönelik aksiyonlarını da geçmişten bildiğimiz için böyle bir tavrın gösterilebileceğini düşündüğüm için ben değil birçok kişi de bu yönde beklentileri vardı. Ama bu beklentilerle birlikte şu da vardı aklımızda konuşmasak da dile getirmesek de bu artış yapılıyordu da Hı -hı. neden o zaman yapılmadı? Heh. Dolayısıyla bu bunun bir bütçesel anlamda imkanı varsa ve yapılmadıysa bu ve şimdi yapıldıysa bunu ben ahlaki bulmuyorum. Yani elbette dar gelirlilerin, emeklilerin gelirlerinin bu şekilde artması desteklenecek bir şeydir. Ancak bu seviyesi de emeklilerin belli bir refahın üzerine çıkabilmelerine olanak sağlamıyor. Yani sadece itiraz edecek olan tabanın genişlemesine neden oluyor. Kimdir o? taban işçi emeklileri ile birlikte memur emeklileri de Hı. öyle değil mi onlar da aşağı yukarı %49 civarında bir artış aldılar. İşçilere de bunu verdiler. Sonuçta kamuoyunun ve özellikle de emeklilerin şunu düşünmesi lazım. Bu gerçekten onların yaşam şartlarında bir kırılmaya neden oluyor mu? Bir rahatlamaya neden oluyor mu? Çünkü biz bu yüzde 49 buçuk 49 25'e gelince sanki her şey bitti, emeklilerin sorunu e, hal oldu diye bir algıyla karşı karşıya kaldı kamuoyunda. Çünkü daha önce bunu eleştirenler yani emeklileri iki farklı gruba artış oranlarıyla ayrıldığını kamuoyunda bir muhalefet etme bahanesi olarak kullananların Elinden sanki bahaneleri alınmış gibi bir durum ortaya çıktı. Oysa asıl problem bu değil. Asıl problem Türkiye'de emeklilik gelirleriyle, genel olarak da gelirler politikasıyla, sadece de emeklilerle değil, gelirler politikasıyla ilgili ciddi bir problem var ve e, mevcut iktidar ve siyasi üst yapı Türkiye'de bu gelirler e, politikasında radikal bir dönüşümü, bir reformu vaat etmiyorlar. Sadece e, top çeviriyorlar. E, bu e, iki taraf da buna dahil. E, çünkü herkesin belli ezberleri var ve bu ezberler birbirine çok benziyor. Yani icraat yapma, eylem yapma, konuyu yönetme bakımından birbirlerinden çok e, farklı bir tarafı yok. E, ancak muhalefetin en önemli e, avantajı iktidarda olmayışı Çünkü burada neticede sorumluluk iktidarın hmm. elindedir. Dolayısıyla bu zamların problemin çözümü yönünde atılmış ciddi bir hamle olarak ben görmüyorum. Ve bir konu daha var. O da e, şu anda biliyorsunuz e, ciddi bir bütçe açığıyla karşı karşıyayız. Hı hı. Geçen yıldan devralanlar var. Bu yıl e, tekrar ortaya çıkacak açıklar var. Bu açıklar verirken ve bunların finansmanı ile ilgili net bir çözüm e, karşı e, önümüze konmamışken hı hı. E, bu açıkların yaratabileceği bir enflasyonist e, süreçle de, enflasyonist dinamiklerle de karşı karşıya kalma tehlikemiz var. Şimdi böyle bir durumda bu verilen zamlar ne olacak? Bunu ben de demiyorum, İktidarın bizzat yetkilileri ifade ediyor. Enflasyondaki artışın değil mi, bu Mayıs ayına kadar yüzde kadar çıkacağından bahsediyorlar, onları itiraf ediyorlar. Ondan sonra ne olacağı konusuyla tamamıyla bir muamma. Bu bütçe açıklarıyla ve daha sürdürülebilir bir finansman modeli de ortaya konmadan, ortaya çıkacak olan yeni makroekonomik koşullar yine emeklinin, dar gelirlinin ve sabit gelirli çalışmak zorunda kalan kesimlerin aleyhine bir durum yaratacaklar. Bu hani tartışmasız bir durum açıkçası. Çok fazla hani siyasi tartışmalara konu edilebilecek bir değil. durum değil çünkü iktidarın kendisi de bunu bizzat söylüyor. Yani yeni bir şey ortaya koymuş değiliz. Dolayısıyla iyi bir adımdır ama problemin çözümü yönünde bir yeterli bir, yeterli bir reform niteliğindeki bir çabayla desteklenmemiştir. Evet Peki.